Ama bu arada Tahsin Bey inanmış olabilir. Tahsin Bey inanmış olabilir. İzleyicilerimiz aslında şu anda sosyal medyaya bakan arkadaşımız bu yaşta nasıl hamile kaldı diye soruyorlarmış. Teşekkür ederim Aslı'cığım. Yani bu kadar bir de yani fosur fosur o zararlı o gerçekten içilmemesi gereken şey içtiği için bir de biri düşüyor biri böyle sürekli böyle. Böyle sevgili izleyiciler böyle yayında sürekli. Yayında bile içiyor onu yayında yani bile sürekli içiyor. Yani sürekli içiyor yani ağzından düşmüyor buraları parmakları sapsarı olmuş nefret ederim onlar. Şuralar sarı iğrenç de kokar yani iğrenç kokar yani. Ha, verelim hadi o veteriyi. Hangisini veriyoruz? Ha tamam. Tamam gelsin bir ekranlara. Bakın baba evinde neler yaşandı Mustafa'nın. Sonra Büşra hazır olsun. Tahsin Bey siz kavgalı mısınız şu anda oğlunuzla hala? Ben öyle bağır çağırınca babama hani böyle sert konuşunca o da sert konuştu ben de... Yayından sonra Mustafa ve Mihrican el öpmeye mi geldi? Ya bana özür dilemeye geldi. Hı hı. O da benim elimi Mustafa ile öptü. Geç işte ya onunla benim ötekiyle olabilirim. Yok ki mesela hanımıyla. O bana ilgilendirme. Artık hanımı mı oldu Zeynep onu? Ya şimdi şu anda yanında olunca ne olacak başka? Ne olabilir ki? Peki sana ne dedi Mustafa? Mustafa ben dedi hata yaptım bu orada dedi. Özür dilerim dedi. Ne gibi bir hata yapmış? Ya işte orada Burak'la ben sana tanımıyorum dedi ya. Hı hı. Ben seni at olarak tanımıyorum dedi. Öl deyince işte gel buraya özür dilemeye gelmiş yani. Peki özrünü kabul ettin mi? Kabul ettim. Kabul ettim. Mustafa bugün geldi, elini öptü, özür diledi. Mutlu olmadın mı? Benim elimi öpmedi. Ben Mustafa'yı öpmedim. Öpmedim seni. Gezi evinde demiş. Mihrican da gelmiş el öpmeye. Hayır. Ya benim elim öptü ya. Benim elim ben hastayım bir şey. Gitti zaten. Benim elim öptü. Neden Türkan babaannenin elini öpmedi? Ben hastayım ya. Ben onları ben... Hasta bu ya. Neden sadece Mihrican ve Mustafa senin elini öptüler? Babaanne Türkan'ın elini öpmediler. Ya öpmedi. Zaten fazla durmadılar zaten ya. Hemen gittiler zaten. Özür diledi. Ben sana hakaret yaptığım için dedi. Özür dilerim bu dedi. Elimi öptüler. Ondan sonra çektiler gittiler. Acaba ne oldu da Tahsin'le? Oyun oynuyorlar başka bir şey değil. Oyun. Neden biliyor musun? Tahsin Bey'le ilgili ben şimdi ondan daha çok şüphelenmeye başladım. Tahsin Bey Şükür'ün cinayetini biliyor olabilir. Ve de Şükür'ün cenazenin nereden, çocuğun nerede gömülü olduğunu da dede biliyor açık ve net. Şu anda bir iddiayı gündeme getiriyorum. Açık ve net biliyor yani. Planlıyor. Biliyor. Ona bir şeyler demişlerdir dedim. Çünkü hiçbir zaman oğlunu suçlamadı Tahsin Bey. Aynen. Hiçbir zaman. O motosikleti orada tutmaya devam etti oğlu Isparta'dayken. Sakladı. Oğlunun kaç kere o köye gelip gittiğini Tahsin Bey biliyordu. Aynen. Oğlunun her şeyini daha önce 80 yaşındaki bir kadıncağıza yaptıklarından dolayı oğluna göz yuman Tahsin Bey. Bu kez de Şükür'e yaptıklarından dolayı göz mü yumdun? Bu barışmanın perde arkasında ne var ya Tahsin Bey? Ne var ne var? Hani oğlun ikisi işbirliği yapıyorlardı? Hani ikisi de suçluydu? Suçlu olan bir insana nasıl elini öptürdün ya? Büşra'yı bir göreyim lütfen. Büşra, ne yapıyorlar? Bu sorularıma yanıt verecek mi? Ha evde mi Tahsin Bey? Şöyle evdeler. Ben buraya geldiğinde seslenme yayına bağlanmaları için tekrar kendilerini... Bir gidelim şu anda. Canlı yayında da bu teklifte bulunalım mı? Tamam. Cevap haklarını kullanmaları için de onlara tekrar gittim. Ama işte bağırdı, çağırdı. Ama ilk gördüğünde çok mutluydu. Oğlun gelmiş dedim dün akşam yanına hani anlattım yaşananları ondan çok mutlu ama ne zaman ki yayına bağlan diyoruz hemen bir sinirlenme bir çıldırma hali sürekli Türkan teyzenin çünkü soru yani soruyoruz. Eşinin, çünkü soru soruyoruz eşinin, Şükür nerede diye soru soruyor Şükür'ü duymak istemiyor Şükür'le ilgili sorular sorulmasını istemiyor neden evet. Tahsin Bey neden ya senin torunun ya. Bir de sürekli alakasız her şey eşim hasta, Türkan hasta, Türkan hasta. Hadi canım oradan, hadi canım, yani, hadi canım, hadi hadi. Şimdi bir şey söyleyecek. Heh. Ben kapısını tıklatıyorum. Tahsin amcacığım. Tahsin Bey bir korkusu var, birazdan yayınlayacağız, anlayacaksınız sevgili Tahsin izleyiciler. Amca. Onu bir Instagram'a koyar mısınız? Tahsin Bey neden korkuyor? Bir Instagram'a koyar mısınız son videoyu? Yanıt veriyor mu? Hayır Didem Hanım içerideler ama. Yazıklar olsun Şükür'ü hiç sevmemişsiniz. Tahsin amca. Yazıklar olsun var ya. Tahsin amca. Bu cinayete ortak mı oldun Tahsin Bey? Bu cinayete ortak mı oldun? Hani kanlı bıçaklıydı? Hani kanlı bıçaklıydı?
O zaman bu cinayete ortak olabilir mi? Nerede gömüldüğünü biliyor olabilir mi? Didem Hanım şöyle, Tahsin amca ve eşi Türkan teyze adeta pencere güzeli. Sürekli penceredeler ya da ellerinde kumanda, hani komşunun bir kaybıymış gibi. Bir de aslında Tahsin amcanın agresifleşmesi biraz şuradan sonra da başladı. Yayınımızda da biz söylemiştik, siz iletmiştiniz. Türkan teyze Isparta'ya taşındıkları gün Şükür'ü o eşya taşınan kamyonda gördüğünü söylemişti. Biz de bunu bildiğimizi Tahsin amca öğrendiğinde kesinlikle Türkan teyzeyi bizimle konuşmasını engelledi. Hatta ben bir kere yalnızken de konuştum kendisiyle. Dedim ki Türkan teyzeciğim bak senin torununu arıyoruz. Beni dedi Tahsin'le şey yapmayın, bana çok kızıyor. Konuşmamı istemiyor. Ha, konuşmasını bakın, engelleyen Tahsin Bey. Evet, bu kez evet, elini öptüren evet. De Tahsin Bey. Özellikle evet. Çok önemli bir cümle söyleyen de Tahsin Bey. O cümle ekranlara gelsin şu anda. Diğer videoyu baba Tahsin'in son sözlerini bir izleyelim. Gelsin ekranlara. Ne var ya her zaman burada? Neden bağırıyorsun? Evde ne var derim burada ya? Biliyorsun ne için geldiğimizi. Yapma. Neden sinirleniyorsun? Ya benim moralim bozuldu, asabım bozuldu. Ne oldu, bir şey mi ben oldu? Gidin ya. Bilmediğimiz bir şey mi ya, oldu? Evet oldu. Ne oldu? Ya abla bak kalbin kırmayan bir yük. Gidin şuradan ya. Burada mı cenaze? Anasını buldun, anası vardı da susadım vardı dibinizde ya. Kovasının yanına git, anasının yanına git ya. Mustafa mı bir şey söyledi? Beni içeri attırmam. Mustafa mı bir şey söyledi? Kim bulacak Türkan'ı? Gelinim bulacak onu. Gelinin ellerinin altında o. Fatma mı biliyor? Fatma mı biliyor gerçekleri? Gerçekleri o biliyor o. Peki madem gerçekleri biliyor neden hala konuşmuyor? Kimden korkuyor? Ya konuşur, benim konuşmaz. Yarın 4 gün sonra konuşacak o. Jandarma içeri girdiği zaman o zaman konuşur onu. Jandarmanın ifadesinde mi konuşur diyorsun? Jandarmayla konuşur, cezaevine girince konuşur. Cezaevinin durumunu öğrendiğimi o zaman orada söyler onu. Fatma'ya ne oldu da bu kadar çok korkuyor, konuşmuyor? Birisi ya, mi tehdit ediyor Fatma'yı? Ya kim tehdit edecek onu? Kendi kafasıyla iftira yapıyor. Kocasına da iftira yapıyor. Kasabayı da kandırdı. Türkiye Cumhuriyeti'ni de kandırdı. Doğru değil mi? Ama şu an diyor ki benim kızım öldürüldü diyor. Ya öldürmedi. O öldürdüyse o öldürdü ya. Bağırtmam beni ya. Fatma mı öldürmüştür Türkan'ı? O onun yerinin altında. Ne yaptıysa o yaptı. O bunu çıkaracak. Mustafa'nın parmağı yok mudur? Yok buyumun. Benim oğlumun parmağı yok. O yaptı onu. Ve Tahsin Bey cezaevine girmekten korkuyor. Ben o cümleyi göremedim. Yani bilmiyorum ama o cümlenin de olması lazım. Yani o ifadesi de var. Yani Tahsin Bey cezaevine girmekten korkuyor. İşte cezaevine girince oğlunun konuşacağından bahsediyor. Beni hapse mi attıracaksınız sözünün olması lazım. Benim dikkatlerimden kaçmış olabilir. Beni içeriye mi attıracaksınız derken evet. Cezaevine girmekten de korkuyor. Neden? Acaba kendi arazisi içinde kızını gömmüş olabilir mi? Yani babasının orasını bir yere, sizin eski evin olduğu bahçeye. Olabilir de yani bilmiyorum dedim ama. O sırada yani babaları da bunu görmüş olabilir mi? Çünkü İspartan geldiğini gelmediğini söylemiyor mesela. Mobiletin orada olmadığını söylüyorlar. Evet, mobiletin bilmiyorum, orada olmadığını. Yani. Mobilet oradaydı değil mi? Aynen ben onu götürdüm. Onların bahçesinden aldın. O şeyin altından aldım mesela. Eşek bağladığı yerden aldım. Çocuk oralarda gömülüyor. Eşek bağlıyor ya. Sanki burada ceset var mı diyor. Olabilir. Olabilir. Yani çarıkların her bir yerinde olabilir. Senin bahçende de olabilir Tahsin Bey. Ve sen hapse girmekten, içeri girmekten neden korkuyorsun? Oğlun diyorsun ki cezaevine girdikten sonra konuşur. Bir şekilde konuşsun lütfen ya. Biraz ufacık bir vicdanı varsa konuşsun. Konuşmazsa bir şekilde konuşur. Yani gerçekleri ortaya koyacaklar. Aynen. Sizin bilmediğiniz daha çok şey biliyor yani jandarma. Evine bizim görmüş. Açıklamadıklarımız da var. Soruşturmaya zarar vermemek için. Senin kızın buralarda gömülü olabilir mi? Olabilir mi? Her tarafta olabilir. Mesela nereye? Yani, evin neresine? Bahçenin neresine? Oralarda da olabilir. Evinin içinde de olabilir. Her tarafta olabilir. Yani Tahsin Bey de o zaman torunun orada gömülü olduğunu biliyor. O yüzden yani, bu kez yani işbirliği mi yapıyor? Ağız değiştirdi baksana. Çok ağız değiştirdi. Çok ağız değiştirdi. Yani ve beni içeri mi attıracaksınız diyor yani. Aynen. Korkun ne Tahsin Bey? Valla sen de eğer torununun öldürülmesine, oğluna yardım ettiysen sen de bir zahmet cezaevine gir yani. Gir. Yazık günah ya. Gerçekten yazık günah yani. Mustafa Efendi ne yapıyor? Cevap hakkını kullanacak. Mustafa'nın evine gidelim şimdi. Mustafa konuşacak mı sence? Yok,
yoksa hala Zeynep Kod adlı Mehrican'ın eteğinin yanında oturmaya devam edecek. Yasemin, orada bir hareketlilik var mı? Didem Hanım az evvel olan arbededen sonra içeriye girdiler. Çok geçmiş olsun. Bir süre burada tartışmalar yaşandı. Çok teşekkür ediyoruz. Bağırış sesleri duyduk bir süre. Akabinde şu anda sessizlik oluştu. Büyük bir sessizlik hakim evde. Kim kime bağırdı? Kendi aralarında konuşuyorlar belli ki. Zeynep, Mustafa'ya mı? Ve Zeynep'in sesini. Yok, Yasin ve Zeynep'in sesi daha fazla duyuldu Didem Hanım. Zeynep niye bu kadar olaya dahil oluyor ya? Az önce yaşananları da söyler misin lütfen? Yani Mustafa çıkıp seninle konuşacağı sırada Zeynep onu içeri mi çekiyor kolundan? Ya aslında bakarsanız Didem Hanım, yayının başında her şey sakindi. Kendisiyle görüşmeye gittim ben. Hı hı. Gayet sakindi, hiç saldırmadı. O ara zaten Yasin de yoktu. Tamam. Aynı şeyleri söyledi aslında bakarsanız. Türkan'la ilgili tüm gerçekleri Fatma biliyor dedi. Tamam. Fatma'nın her şeyden haberi var dedi. Tamam. Ona sorun dedi. Babasına sorun dedi. Babası da gerçekleri saklıyor dedi. O ara Zeynep seslenmeye başladı. Ne konuşuyorsun diye. Sonrasında hakaret etmeye başladılar yine. Zaten Zeynep engelliyor. Daha anlatmama gerek yok. Hep aynı şeyleri söylüyorlar. Kolundan tuttu Mustafa'nın. İçeriye doğru çekti. Kapıyı üzerimize kapattılar. Yüzümüze kapattılar kapıyı. Tamam, bir daha oraya doğru yürüyelim. Sonra biz bakalım, tekrar bir daha doğru yürüyelim. Alana geldik. Tamam, bir daha oraya doğru yürüyelim. Yasin geldi. Zeynep, pardon. Duyabiliyor musunuz? Zeynep, Mustafa'yı engelleme. Yayından sesim koptu. Tamam, ben duyuyorum seni. Bir tekrar bağlar mısınız? Yayından düştü. Zeynep, sen Mustafa'yı engelleyemezsin. Kimsin sen ya? Sen hamile falan bile değilsin. Yalancının tekisin ya. Sürekli yalan söylüyorsun. Ayrıldım diyorsun, ayrılmadım diyorsun. İstanbul'da hamileyim diyorsun. Isparta'da tekrar hamile olduğunu söylüyorsun. Niye bu kadar yalan söylüyorsun? Neden? Niye? Niye adamı konu engelliyorsun ya? Mustafa konuşacak. Sorulara yanıt verecek. Madem Fatma katilse, bak Fatma aslanlar gibi burada duruyor. Bütün sorularımıza da yanıt veriyor. Hiç de kaçmıyor. Siz niye kaçıyorsunuz? Neyin hazırlığını yapıyorsunuz? Duyuyor mu arkadaşlar Yasemin? Duyuyor mu? Mustafa başka bir kadının etkisinde kalabilecek karakterde bir insan mı? Yani ya şöyle çok baskın ve şey bir karakter olduğu yani için. İkisi birleştirirse yapabilir. Ha? Yani yapabilir. Ne birleştiyse, ne olduysa. Yani ikisi her şeyi biliyorsa yapabilirler. Ağız birlemişler olabilirler. Ya bu kadar destek veriyorsa Zeynep cinayeti biliyor mu diyorsun? Yani biliyordur. Her şeyi biliyordur. Yani yoksa Mustafa böyle herkesin sözünü dinleyen bir adam değil ya, insan değil yani. Yok, kendisi de başkasını düşünmez ama yani onu neden onun şeyinde duruyor bu eteğinde. Senin sözünü bile bu kadar dinlememiş. Yok. Ben hiç dinlememiş de sen onu dinlemişsin. Yani. Sen niye onu öyle dinliyorsun? Ben orada kafam karışıyor. Yok, tamam, ben sadece... Ha? Yani bakıyorum da... O günü bir daha anlatsana. Boşa geçmişim ben. O günü bir daha anlat. Senin çocuğu nasıl götürdü ya? Sen nasıl verdin o çocuğu ya? Ya bak, pazar günü de anneler günü. Biraz kalbinin sesini dinle. O kalbini bize sonuna kadar aç. Bak, pazar günü anneler günü ya. Şükürsüz hiç olmazsa yani... Diğer anneler gününe gidip bir mezarı olsun da dua et yani. İnşallah. Bugün... Mustafa Efendi cama çıkmış. Camda randaymış yani. Mustafa, korkuyor musun? Hamilelik belgesini göstersene kardeşim. Bir canlı yayında görelim de hepimiz ikna olalım. Tamam. Bir gitsin Yasemin'i görebilir miyiz peki? Yasemin, Mustafa cama çıkmış. Şu hamilelik belgesini rica ediyoruz. Didem Hanım, Mustafa da camdan bizi gözetliyor. Hamilelik belgesini istiyoruz. Bugün camdan ayırmadı kendisi de, babası Tahsin gibi. Ha, sürekli tamam, eğer bizi dinleyecek olursa soruyu kendisine buradan da iletelim Didem Hanım. Tamam, duyuyor mu seni oradan? Biraz evet, daha yaklaş. Kamerayla yaklaşınca yine perdeyi çekti Didem Hanım. Kamerayla eve doğru gidince yine perdeyi çekti. Mustafa hamile mi Zeynep? Gözün aydın. Başladı içeriden. Gözün aydın, bir tane çocuğa sahip çıkamadınız. Zeynep'in çocuğuna mı sahip çıkacaksın? Ha? Mehrican, sen ne kadınmışsın? Vallahi bayağı güçlüymüşsün. Acaba cinayeti mi biliyorsun? Yoksa Mustafa senin aşkından böyle Ferhat gibi dağları mı delecek? Sana kavuşmak için kavuşmuşsunuz da. Hem Yasemin, pardon, Mehrican. Ya burada bir çocuk kaybolmuş. Büyük bir olasılıkla bu çocuk bir yerlerde burada gömülü. Zeynep'in umurunda değil ya. Bir de Mustafa bize bir tane fotoğraf göndermiş bugün.
Bak onu da açıklayayım da, bir tane kadıncağızın fotoğrafını göndermiş. Yani bekliyorum ben seni Mustafa, şu anda Yasemin seni bekliyor. Bir Zeynep kod attı Mehlican'ın hamilelik belgesini istiyoruz ya. Ya bir zahmet, gözün aydın diyeceğiz. Tamam mı? Altın da çok pahalı ama altın da takarız. Tamam, çeyrek ne kadar oldu en son ya? Bir çeyrek takarız. Tamam mı? Gözün aydın diyeceğiz ya. Bize gösterir misin o şeyi, belgeyi? Bize belgeyi bir göster, Zeynep hamile miydi? Bizi bir ikna et yani. İkna alacağız ya, diyeceğiz ki ya helal olsun ya. Baksana ilk gerçekleri söylüyor bize ilk kez. Çıktılar mı cama? Dün ruhsatı gösteriyordunuz. Pardon, belgeyi. Anda. Bak belgeyi işte. Dün ruhsatı gösterdiler. Yasin çıktı. Yasin kardeşin geliyormuş, gözün aydın. Bu kez o kardeşine sahip çıkarsınız canım. Şükür'e sahip çıkamamışsınız ya. Cici annenden olan çocuğa sahip çıkarsın bu defa. Belge istiyoruz, belge, belge. Belge. Şu anda belgeyi bize getirin. Bize inanalım, bir açıklayalım. Zeynep hamile. Zeynep annenin gözü aydın. Kız kardeşlerinin gözü aydın. Kızının gözü aydın, kardeşi oluyor ya. Kardeşi oluyor. Kızın 12 tane çocuğu var, 2 tane torunum var. Duyuyorlar mı bizi? Büyük bir sessizlik hakim. Az önce bağırma sesleri olan evde şu anda büyük bir sessizlik hakim. Televizyon sesi bile gelmiyor. Resmen oyun oynuyorlar bizimle. Vallahi büyük bir oyun kurdukları gerçek. Kesinlikle. Değil mi Tuncay? Kesinlikle. Ben hamileliğe inanmıyorum. Artı ben o dedenin yerinde olsaydım, oğlum elimi öpmeden önce Şükür'ü getir yanıma derdim. Torunumu getir derdim. O bana uzattığın eli temizlemeden ben kendi elimi sana vermem diye senin söylemen gerekiyordu. Tamam Tahsin Beyciğim. Şükür'ü, Fatma ile aynı şeyi düşünüyorum. Şükür'ü var ya zerre kadar sevmemişsiniz, yazıklar olsun. Çocuk umurunuzda olmamış yani. Nasıl dedesin ya? Böyle dedelik mi olur? Böyle babaannelik mi olur? Ya benim bildiğim torunlar ya çocuklardan daha üstündür yani. Anneanneyim. Yani evet. Bütün çocukları olduğu gibi, ama torunum canım yani, bütün tanıdıklarım bilir. İnşallah Allah da bana nasip etsin. Onu severken. İnşallah Allah da bana nasip etsin. Çok da istiyorum. İnşallah. Ya torunun olmuş, torun umurunda değil. Adam öldürdü deniyor, boğdu deniyor. O elini elin uzatıyorsun, öptürtüyorsun ya Tahsin Bey ya.